Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Sony'nin Xperia X serisi altına konumlandırdığı Xperia XA modelini inceleyeceğiz. Bu ailede 3 farklı model bulunuyor. Xperia XA, Xperia X ve Xperia X Performance. Xperia X Performance modeli zaten ülkemizde satışta değil. Bu yüzden geriye 2 farklı seçenek kalıyor açıkçası. Burada da Xperia XA en uygun fiyat seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda Mediatek Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga setinde 8 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Aynı zamanda 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı ve 13 megapiksel arka kamera gibi detaylar da mevcut. Elbette tüm bunlara birazdan bakacağız. Tasarım ayrıntılarıyla incelememize başlayalım. Xperia XA karşımızda X serisindeki Xperia X ve Xperia X performans modellerindeki tasarım izleri benzer şekilde Xperia XA'da da devam ediyor diyebiliriz. XA serinin en uygun fiyatlı modeli elbette bu doğrultuda Xperia X modeline göre birçok özellik kırpılmış diyebiliriz. Ancak özellikle tasarım konusunda bu telefonun da kendine has özellikleri var. Mesela öncelikle telefona baktığımızda geniş ekran dikkatimizi çekiyor. Sony'nin X serisinde özellikle tasarım hedef aldığını biliyoruz. Elbette bu doğrultuda Z serisine nazaran önemli tasarımsal güncellemeler bu seride bulunuyor. Telefon ekranının sol ve sağ yanındaki çerçeve neredeyse görünmez diyebiliriz. Bu durum XA'nın tasarımını X ve X performanstan farklılaştırıyor. Ayrıca Xperia X incelememizde de bahsettiğimiz gibi bu kısımda kullanılan cam kenarları yumuşatılmış. Elbette bu husustaki tüm detaylara birazdan değineceğiz. 5 inçlik bu ekranda 1280'e 720 piksel yani HD çözünürlük sunuluyor. HD ekranlar artık daha çok giriş ve orta seviye modellerde karşımıza çıkmaya başladı. Xperia XA için de benzer durum geçerli. Ekran çözünürlüğünün düşük tutulmasının elbette çeşitli avantajları var. Bunlardan birisi ise şarj süresinin daha uzun süre gitmesi. Yani böylece batarya daha uzun süre kullanım imkanı sunuyor. Telefonun boyutları 143.6 mm, 66.8 mm ve 7.9 mm. Yani XA 5 inçlik bir telefon olmasına rağmen sağ ve soldaki çıtaların ince tutulmasıyla birlikte tek elde kullanım imkanı sunuyor. Tabii ki küçük elli kullanıcılar için aynı durum geçerli değil. Elbette 7.9 mm'den çok daha ince telefonlar da var ama genel olarak XA'nın bu boyutlar ve kalınlıkta zarif göründüğünü söyleyebiliriz. Ağırlık ise 137 gram yani Xperia X'den daha hafif. Xperia X incelemesini izleyenler belki hatırlayabilir. O modelin ağırlığı 153 gramdı. 5 inçlik bir telefon için Xperia XA'nın hafif olduğunu söyleyebiliriz. Granit siyah, beyaz, yeşil altın ve kırmızı altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneği var. Bizim incelediğimiz model ise gördüğünüz gibi beyaz ama parıl parıl beyaz yerine biraz daha kırık beyaz olduğunu söyleyebiliriz ve gayet hoş göründüğünü de ekleyelim. Yine de benim favorim hafif fıstık yeşiline kaçan, yeşil altın renkli model. Elbette bu tercih size kalmış. Öndeki detaylara bakmaya devam ediyoruz. Sol ve sağdaki ince çıtaları ekranın üst ve alt kısmında göremiyoruz. Ekranın üst bölümünde çeşitli ayrıntılar bulunuyor. Bunların ilk sırasında ise ortam ışık sensörü geliyor. Bildiğiniz gibi bu sensör çevredeki ışığı analiz ederek buna göre ekran parlaklığının azalmasını ve artmasını sağlıyor. Elbette bunun için sistemde otomatik ekran parlaklığı seçeneğinin kaldırılmış olması gerekiyor. Hemen yanda ise Sony logosunu görüyoruz. Zaten telefonun başka hiçbir yerinde Sony ya da telefonun model adına dair herhangi bir ibare bulunmuyor. Son olarak ön kamerada telefonun sağ kısmına yerleştirilmiş. Üreticiler ön ya da arka kameranın konumunu birbirlerinden farklı şekilde kullanabiliyorlar. Kameralar kimi zaman orta kısımda konumlandırılırken bazı durumlarda sola ya da Sony'de olduğu gibi sağa konumlandırılabiliyor. Bu kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel. Üst kısımda gizli kalan bir ayrıntı var. Az önce de gördüğümüz gibi aslında burada herhangi bir detay bulunmuyor. Ancak telefona bildirim geldiğinde ya da şarja taktığınızda soldaki bildirim LED farklı renklerde aydınlanarak sizi bilgilendiriyor. Herhangi bir bildirim geldiğinde varsayılan olarak beyaz ışık yanıyor. Ayrıca şarjda turuncu ve şarj dolduğunda ise bu led yeşil oluyor. Altta ise herhangi bir detay yok. Sony Android'in klasik işlevlerini yerine getiren düğmeleri sistemi içerisine taşımış. Yani aslında buradaki geri ana düğme ve alt seçenekleri açan simgeler doğrudan işletim sistemi içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bu kısım boş bırakılmış. Keşke boş bırakılmak yerine buraya aydınlatmalı kapasitif tuşları konulsaydı ya da burası boş kalacaksa da ekran çerçeve oranı daha da iyileştirilebilirdi. Burada küçük bir de hatırlatma yapalım. Satın alma sırasında seçtiğiniz renk ön kısımda alt ve üst bölüm içinde aynı şekilde geçerli. Yani yeşil altını seçtiğinizde aslında yalnızca arka kasa değil öndeki bölümlerde yeşil oluyor. Arka kısma geçiyoruz. Kasa hali sade tutulmuş. Beyaz rengin detayları bu açıdan daha net bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca telefonu şu şekilde aşağıya da yukarı eğdiğinizde morumsu renklerde meydana çıkıyor. Bu yüzey tamamen plastik. Zaten dokunduğunuzda da bunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Ayrıca telefondaki batarya da çıkartılamıyor arka kapak mat olması sebebiyle telefonun elinizin altından kayıp gideceği hissini yaratmıyor. Ayrıca Xperia X ailesindeki diğer iki modelle olduğu gibi XA'da da kenarlar yuvarlatılmış. Arka kamera sol üst köşede hemen altında ise tek ton flaş var. Özellikle gece çekimlerinde daha iyi aydınlatma için çift ton flaş kullanılabilirdi. Çift led flaş aslında bir başka durumda da işimize yarıyor. Özellikle elektrik kesintisi ya da karanlık ortamlarda kaldığımızda fener uygulamasını açarak ortamın daha fazla aydınlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bazı durumlarda gerçekten hayat kurtarıyor. NFC'de telefonun arka kısmına yerleştirilmiş. Xperia X incelemesinde NFC bağlantısının ekranın sol üst köşesine yerleştirildiğini söylemiştik. Özellikle de bunu eleştirmiştik sevgili seyirciler. Burada ise telefonun arka kısmına yerleştirildiğini görebiliyoruz. Ayrıca bu noktada da NFC simgesi yer alıyor. Böylece NFC destekli cihazları bu alana dokundurarak kolayca eşleştirebiliyorsunuz. Hemen altta ise Xperia logosu yer alıyor. Solda sadece tek bir kapak bulunuyor. Bunun iç kısmında da sim kart ve micro SD kart yuvaları var. Detaylara birazdan bakacağız. Sağda birçok ayrıntı var. İlk olarak yuvarlak tasarlanan güç tuşunu görüyoruz. Hemen yanında ise ses açma ve kısma düğmeleri bulunuyor. En sonda ise deklanşör yer alıyor. Telefonun en üst kısmında mikrofon deliği ve 3.5 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışını görebiliyoruz. Kulaklık çıkışı standart yani kutu içeriğinden gelen kulaklık kullanmak zorunda değilsiniz. 3.5 milimetrelik herhangi bir kulaklığı telefonla birlikte kullanabilirsiniz. Altta mikro USB mikrofon deliği ve yanında da hoparlör var. mikro USB USB 2.0 hızını destekliyor ve standart yapıda. Ayrıca buradaki mikrofonla birlikte telefonun çift kanal ses kaydı yapabildiğini de belirtelim. Telefondaki tek hoparlör ise burada sağ kısma yerleştirilmiş. Sony bu noktada micro USB yerine yüksek hızlı veri transferi yapabilen ve şarjda da aynı şekilde yüksek hızlı gerçekleştirebilen USB Type-C ara birimini de kullanabilirdi. Hatta bu daha iyi olurdu diyebiliriz. Alttaki bu mikrofonda aktif gürültü engelleme desteği de sunuluyor. Böylece çevredeki sesler izole ediliyor ve sesiniz karşı tarafa olabildiğince net bir şekilde iletiliyor. Genel hatlara baktığımıza göre şimdi de tasarımsal detaylara geçelim ve öncelikle ekrandan başlayalım. Sony'nin ekran ve kamera konusunda özel teknolojilere sahip olduğunu biliyoruz. Elbette bu teknolojiler Xperia X serisine de uygulanmış. Mobile Bravia Engine 2 ve Super Canlı Mod gibi özel teknolojilerle birlikte ekranın renk değerlerini değiştirebilir ve daha canlı hale getirebilirsiniz. Sistemden ayarlar ve ekran yolu üzerinden görüntü geliştirme seçeneklerine baktığımızda öncelikle karşımıza kapalı seçeneği geliyor. Elbette altta ise Bravia Engine 2 ve süper canlı mod olmak üzere iki farklı seçenek daha çıkıyor. Mobile Bravia Engine 2 fotoğraf ve videolar için görüntü kalitesini hayli yükseltiyor. Bu teknolojilerin elbette ekranı tamamına yansıdığını da belirtelim. Fotoğraf ve videolarda daha canlı ve kaliteli renkler elde etmek istiyorsanız süper canlı modu da kullanabilirsiniz. Ayrıca akıllı arka ışık kontrolünü de aktif ettiğinizde ekran ışığının en iyi şekilde ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu teknoloji telefonu elinizde tuttuğunuzu ya da masaya bıraktığınızı anlıyor ve görüntüyü buna göre optimize ediyor. Ekranın sağ ve solunda neredeyse çerçevesiz bir tasarım uygulandığını söylemiştik. Şimdi de bu kısma yakından bakıyoruz. Bu çerçevesiz tasarım özellikle de ekran kenarındaki eğimle birlikte daha hoş gözüküyor diyebiliriz sevgili seyirciler. Bu 2.5D'lik eğimi parmağınız en köşelere gittiğinde daha net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu sistem özellikle de şu şekilde yan menülerin açıldığı uygulamalarda büyük kolaylık sağlıyor. Yani parmağınız ekran köşesine hiçbir şekilde takılmıyor. IPS kapasitif bu ekranda 16 milyon renk gösterilebiliyor ve geldik en önemli noktaya. Neredeyse çerçevesi olan bu ekranın gövdeye oranı %71.8 %70'den daha büyük olan telefonları başarılı buluyoruz. Dolayısıyla da bu noktada hayli başarılı. Ama bu başarı piksel yoğunluğuna geldiğinde biraz sekteye uğruyor. Çünkü piksel yoğunluğu 294 ppi ve 5 inçlik bir telefon için bu değer kesinlikle daha yüksek olmalıydı. Ekran 4 parmağı kadar dokunmatik algılayabiliyor. Bunu da hemen şu şekilde test edebiliyoruz. 5. parmağı dokundurduğumuzda herhangi bir şekilde etkileşim olmuyor. Yani rakam değişmiyor. Ayrıca Gorilla Glass benzeri kırılmaya ya da darbeye dayanıklı bir yapı sunulmuyor olsa da Sony XA'da çizilmeye dayanıklı bir ekran kullandığını özellikle belirtiyor. Öndeki kamerada 1 bölü 4 inçlik Sony üretimi Exmor sensör var ve böylece 88 derece geniş açı sunuluyor. Ayrıca otomatik netleme, Full HD'de 30 fps video kaydı ve HDR gibi özellikler de sunuluyor. Arkadaki 13 megapiksellik kamerada ise 1 bölü 3 inçlik Exmor RS sensör kullanılmış. Yine bu sensör de Sony'nin kendi üretimi. Sony zaten bu alanda birçok farklı şirkete kamera sensörü sağlıyor ve kendi modellerinde de doğal olarak ürettiği sensörleri kullanıyor. Kamera etrafında gümüş bir çember de yer alıyor. Bu çember kameradan çok az bir çıkıntı yapıyor ve telefonu masaya koyduğunuzda kamera kısmını çok az havada tutarak çizilmeyi önlüyor. Alttaki tek ton flaştan zaten bahsetmiştik. Ekrandaki 2.5D eğimin arka kısımda da köşelerde benzer bir açıyla devam ettiğini söyleyebiliriz. Sol yandaki kapağı açtığınızda sim kart ve micro SD kart yuvaları karşınıza geliyor sevgili seyirciler. Burada kartların yerleştirme şekillerini de üzerindeki simgelerden görebiliyoruz. Sim kartın nano sim yapısında olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonda 200 GB'a kadar micro SD kart desteği sunuluyor. Nano SIM kartınızı yuvaya takabilmeniz için öncelikle yuva içinden çıkan siyah aparata Nano SIM'i oturtmanız gerekiyor. Daha sonrasında bu aparatı benzer şekilde geriye doğru ittirdiğinizde işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve işletim sisteminiz yeniden başlıyor. Daha sonrasında ise SIM kart otomatik olarak aktivasyona hazır hale geliyor. Ayrıca bu kapağın da dış kısmının alüminyum olduğunu belirtelim. Güç tuşu yuvarlak şekilde tasarlanmış. Ayrıca üzerinde bir de güç simgesi bulunuyor. Bu fiziksel tuşun gövdeden çıkıntı yaptığı görülebiliyor. Bu yapı gayet iyi düşünülmüş çünkü bastığınızı net bir şekilde geri bildirimle hissedebiliyorsunuz. Xperia X'deki parmak izi tarayıcı özelliği ise Xperia XA'da bulunmuyor. Ses açma ve kısma düğmeleri de tek bir fiziksel yüzeye konumlandırılmış diyebiliriz. Ayrıca burada eksi ya da artı simgeleri de yer almıyor. Bu düğmenin boyu daha uzun olabilirdi. Çünkü bazı durumlarda sesi açtığınızda ya da kıstığınızda fark edemeyebiliyorsunuz. Bu tuşların konumu ise gayet iyi. Fiziksel dektanşör düğmesi çift kademeli. Yani bu tuşa yarım bastığınızda netleme otomatik olarak yapılıyor. Ve daha sonrasında ise parmağınızı kaldırmadan tekrar bastığınızda Fotoğraf çekim işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Video için de benzer şekilde aynı işlem geçerli. Ayrıca bu noktada deklanşör tuşunun telefon kilitli konumdayken 1 saniyeden daha kısa sürede kamerayı açtığını da belirtelim. Kamera yüzüne bakıyoruz. Öncelikle karşımızda sol kısımda 4 farklı seçenek bulunuyor. Bunlar arasında parmak kaydırma hareketiyle kolay bir şekilde geçiş yapılabiliyor sevgili seyirciler. Elbette kamerayı ilk açtığınızda süper otomatik mod otomatik olarak aktif oluyor. Bu arayüzde en sol altta bulunan simgeye tıkladığınızda çeşitli flash seçenekleri karşınıza geliyor. Bu noktada otomatik, dolgu flash, kırmızı göz engelleme, kapalı ve fener gibi ibareler mevcut. Elbette fener'e tıkladığınızda arkadaki tekton ton flaş devreye giriyor. En sol üstteki simgeye tıkladığınızda ön kamerayı da devreye sokabilirsiniz. Kamera uygulamalarına yakından bakıyoruz. Bu noktada AR efekti, sound foto, resmin içerisinde yüz, yaratıcı efekt, etiket oluşturucu, timelapse, panorama taraması ve still portre gibi seçenekler var. Elbette ekle seçeneğini kullanarak da bunlara yenilerini dahil edebiliyoruz. Burada AR efektini kullanarak çeşitli şekillerde değişik fotoğraflar çekmeniz mümkün sevgili seyirciler. Aynı zamanda video kaydı da gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine şu ara birimden istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ve elbette burada ses desteği de ön plana çıkıyor. Gördüğünüz gibi çeşitli efektler masanın uzun üzerine yerleştirildi. Arkadaki 13 megapiksel'lik kamera sayesinde full HD yani 1920'ye 1080 piksel çözünürlükte video kaydı yapabilmek mümkün. Elbette video kaydını da şu şekilde kolayca başlatabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Bu noktada 30 FPS ile sınırlı olduğumuzu da ekleyelim. Hibrit otomatik odaklanma ve netleme takip özelliği de sunuluyor. Yani netleme takip sistemi ile birlikte odaklandığınız nesne hareketli olsa bile odak anında bozulmuyor ve hareket edilen nesne sürekli takip ediliyor. Full HD video kaydı başlattığınızda 4-5 dakika içerisinde telefon ısınmasından dolayı uyarı veriyor ve bazı kamera işlevleri sınırlandırılıyor sevgili seyirciler. Bu yüzden herhangi bir şekilde uzun süreli video kaydı pek mümkün olmuyor. Xperia X için de benzer durumun geçerli olduğunu söyleyelim. Kamerada hem süper otomatik hem de M modunda ekrana dokunarak netleme yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Bu klasik yöntem sayesinde netlemek istediğiniz objeye dokunduğunuz anda fotoğrafını kolaylıkla çekebiliyorsunuz. Ayrıca 5x'e kadar yani 5 kata kadar görüntü bozulmadan yakınlaştırılma yapılabildiğini de özellikle Sony belirtiyor. M moduna geçiş yaptığınızda otomatik olarak bazı ayarlar size veriliyor ve kamera ayarlarına tamamen hükmedebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Şu düğmeye tıkladığınızda hazır çekim modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ya da yine şuradan kamera ayarlarına erişip bunlar arasında kolay bir şekilde geçiş yapabilir ve ayarlamalarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Kamera ayarlarına baktığımızda karşımıza öncelikle zamanlayıcı geliyor. Burada 2 saniye, 0.5 saniye ve 10 saniye gibi 3 farklı seçenek bulunuyor. Az önce bahsettiğimiz nesne izleme özelliğini de buradan aktif edebiliyorsunuz. İsterseniz fotoğrafı çektiğiniz ortamda otomatik olarak konum bilgisinin de fotoğraf içerisine dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Gelelim teknik özelliklere. Her zaman olduğu gibi AR64 açtık. Karşımızda cihazın teknik özellikleri yer alıyor. Telefonda Mediatek'in MT6755 Helio P10 Yonga seti bulunuyor. Geçen sene çıkan bu Yonga setinde toplamda 8 çekirdekli 64 bitlik işlemci bulunuyor. Bu işlemcilerden 4'ü performans için 2 GHz hızında çalışan Cortex A53 çekirdekleri, Diğer 4 çekirdek ise yine Cortex A53 ama düşük güç tüketimi için 1 GHz'de görev yapıyor. Bu Yonga setinin Qualcomm tarafında yaklaşık olarak Snapdragon 615 ayarında performans sergilediğini söyleyebiliriz. Detaylara birazdan bakacağız. GPU tarafında ise Mali T860 MP2 görev yapıyor. Telefonda yalnızca 16 GB depolama seçeneği mevcut ancak bunun 10.7 GB'lık kısmı boş geliyor. Yani geriye kalan kısım sistem ve ek uygulamalar tarafından kullanılıyor. Az önce de belirttiğimiz gibi micro SD kart yardımıyla kapasiteyi 200 GB'a kadar arttırabilmek mümkün. Artık giriş ve orta seviye dahi olsa 16 GB kapasite neredeyse hiçbir kullanıcıya yetmiyor diyebiliriz. Kullanıcıya bırakılan 10 GB'lik alan kurulan birkaç uygulama ve oyunla kısa sürede dolabiliyor. Dolayısıyla kapasite ya 32 GB olmalıydı ya da farklı iki seçenek sunulmalıydı. Telefonda 2 GB RAM yer alıyor ve kablosuz bağlantı tarafına baktığımızda ise 802.11abgn desteğini görüyoruz, yani 5 GHz destekleniyor. Ayrıca Wi-Fi Direct, DLNA ve hotspot gibi özellikler de mevcut. Ayrıca Bluetooth 4.1 ve NFC gibi kablosuz bağlantı seçenekleri de sunuluyor. 4.5G yani LTE desteği de var. LTE modemin CAT4 destekli olduğunu da özellikle belirtelim. Böylece teoride 150 megabite 50 megabit indirme ve yükleme yapılabiliyor. Telefonda 2300 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Ve bu batarya yoğun kullanımda yaklaşık yarım günü zor çıkarıyor diyebiliriz sevgili seyirciler. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle batarya kapasitesinin daha yüksek tutulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu doğrultuda elbette Sony'nin özel teknolojilerini devreye soktuğunuz anda şarj süresini uzatabiliyorsunuz. Normal kullanımda da ancak bir günü çıkartabildiğini belirtelim. Telefondaki yonga seti Pump Express 2.0 yani hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve bu sayede %0'dan %100'e kendi kutu içeriğinde gelen şarj adaptörleriyle birlikte 1 saat 26 dakikada tamamen dolabiliyor. Telefonda Android'in 6.0 versiyonu kurulu. Yani Marshmallow kurulu sevgili seyirciler. Bu noktada telefonun arayüzünün gayet sağlıklı çalıştığını söyleyebiliriz. Ayrıca çeşitli uygulamalar belli klasörlerle birlikte sınıflandırılmış. Benchmark testlerine geçiyoruz ve öncelikle Antutu Benchmark'ı çalıştırdık. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Biz sürüm olarak 6.2.0 versiyonunu kullanıyoruz. Elbette daha eski sürümlerle testi gerçekleştirenler aynı sonuçlarla karşılaşmayabilirler. Biz daha önce test yaptığımızda 47.737 puanla karşılaştık. Elbette şimdi bu testi tazeleyeceğiz. Teste gelin dediğimizde testimize tekrar başlıyoruz. Sonuçlara birazdan bakacağız. Antutu Benchmark testimiz sonuçlandı. Puanımız 46.673. Telefonun bir de okuma ve yazma hızlarına bakalım. Bunun için de Android Bench uygulamasını kullanıyoruz. O seçeneğine tıkladığımız anda, yes dediğimiz anda testimiz başlatılıyor. Sonuçlara birazdan bakacağız. Testimiz sonuçlandı. 230 MB saniye okuma, 55 MB saniye yazma değerleri elde ettik. Benzer şekilde rastgele okuma ve rastgele yazma testini de gerçekleştirmiştik. Bunda da okumada 20 MB saniye, yazmada ise 8.28 MB saniye değerlerini elde ettik. Sony bataryayı verimli kullanabilmek adına telefonda çeşitli batarya teknolojilerine yer vermiş diyebiliriz. Bu noktada elbette ayarlar içerisinden pil seçeneğine tıkladığınızda karşınıza bu ekran geliyor. Burada stamina ve ultra stamina olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Stamina modunu aktif ettiğinizde cihazdaki bazı özelliklerini sınırlamış oluyorsunuz. Bu doğrultuda elbette batarya performansı da önemli bir oranda artabiliyor. Stamina modunu aktif etmek için moda tıkladığınızda burada 3 farklı seçenek çıkıyor karşınıza. Burada ilk olarak %15 pil düzeyinde otomatik başlat seçeneği bulunuyor ve her zaman açık ve hiçbir zaman seçenekleri de bu kısımda yer alıyor. En üstteki seçeneği tıkladığınızda isterseniz stamina modunu belirlediğiniz aralıklarda batarya düştüğü anda devreye sokabilir ve şarjdan tasarruf sağlayabilirsiniz. Eğer şarjınız çok az seviyeye indiyse bu noktada da ultra stamina modunu devreye sokabilir ve telefonun yalnızca temel özelliklerini kullanarak açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Serideki diğer modellerde olduğu gibi Xperia XA'da da benzer şekilde FM radyo özelliği sunuluyor diyebiliriz. Bu noktada elbette kulakta öncelikle takmanız gerekiyor. uyarısı karşınıza çıkıyor. Ülkemizdeki kullanıcılar için bu özellik önemli çünkü çok fazla toplu taşıma kullananlar özellikle FM radyoyu tercih ediyor. Xperia XA'daki geniş ekran elbette filmlerde kendini daha net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz sevgili seyirciler. Gelin isterseniz bu deneyime yakından bakalım. Genel olarak ekranın performansını beğendiğimizi söyleyebiliriz. Ancak ufak eğilmelerde dair renklerde çeşitli bozulmalar meydana gelebiliyor. Yarışımız başladı. Xperia XA'nın performansına Asphalt 8 ile yakından bakıyoruz. Oyun konusunda bakalım tatmin edici performans sergilenecek mi? ana kadar herhangi bir şekilde donma meydana gelmedi. Yani gayet akıcı bir oyun deneyimi sunuluyor. Elbette bu konuda ekranında önemli bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Ekran çözünürlüğünün düşük tutulması oyunların oynanabilir seviyede olmasını sağlamış diyebiliriz. Diğer oyun testimizde de Dead Trigger 2 ile yapıyoruz. Hemen zombi avına çıkalım. Şurada birisi var. Evet. Bunu hakladık sağa doğru gittiğimizde Şu ana kadar herhangi bir şekilde donmaya da benzeri bir durum söz konusu olmadı. Silahı alalım. Zombileri avlayalım. Evet görevimiz tamam. Gördüğünüz gibi ışık efektleri de gayet güzel. Ekran çözünürlüğünün düşük tutulması ile birlikte oyunlarda akıcı bir deneyim sunulduğunu bir kez daha söyleyebiliriz. Telefonun benchmark ve oyun testlerinden sonra hali ısındığını söyleyebiliriz. Özellikle şu noktalarda ciddi sıcaklık söz konusu ve bu da eli rahatsız edebiliyor. Sony Xperia XA incelemesini tamamladık. Bu bölümde de ürünün artı ve x özelliklerine yakından bakacağız. Sony Xperia XA'nın tasarım özellikleriyle ön plana çıkan bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Sony Xperia X serisinde genel olarak tasarıma hedef alıyor diyebiliriz sevgili seyirciler. Bu bağlamda ekranda kullanılan camın 2.5D eğimi ve ekran gövde oranını buna rahatlıkla örnek gösterebiliriz. Elbette telefonda kullanılan alüminyum çerçevede bu bağlamda sağlamlık anlamında telefona katkı sağlıyor diyebiliriz. Bunu da artı özellikler arasında belirtmekte yarar var. Eksi kısmına baktığımızda ise parmak izi okuyucunun yokluğundan bahsedebiliriz ilk etapta. Evet XA uygun fiyatlı bir model ancak orta seviye akıllı telefonlarda bile artık parmak izi okuyucu sıkça karşımıza çıkıyor ve XA'da da parmak izi okuyucu görmek isterdik diyebiliriz. Aynı zamanda ekran piksel yoğunluğu da düşük ve kapasitede de yalnızca 16 GB'lık seçenek mevcut. Zaten bu noktada kullanıcıya bırakılan alan 10 GB ve çoğu uygulamayı oyunu kurduğunuzda bu alanı kaplamış oluyorsunuz ve geriye kullanıcıya hiçbir alan kalmıyor. Kamera tarafında çeşitli ısınma problemleri var ve dolayısıyla 4-5 dakikalık Full HD çekiminde telefon ısınma problemleri sebebiyle bazı kamera işlevlerini sınırlandırabiliyor. Aynı zamanda kamerada optik görüntü sabitleme yani OIS özelliğinin olmadığını da belirtelim. Bu da yine eksanesinde özellikle belirtebiliriz sevgili seyirciler. 2300 mAh'lik kapasite çoğu durumda birçok kullanıcıya yeterli gelmeyecektir. Keşke bu kapasite biraz daha yüksek tutulabilseydi. Çünkü zaten telefonun kalınlığı 7.9 mm ve bu alana biraz daha yüksek kapasiteli batarya sığdırılabilirdi. Sony Xperia XA'nın fiyatı 1399 TL. Bu fiyat aralığında ekran çerçeve oranı iyi olsun ve tasarım özellikleriyle telefon ön plana çıksın diyenler için uygun seçenekler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.